Arkadaşlarım yeni bir videoma daha hoş geldiniz. Hemen konuma geçeyim arkadaşlar. Ee, konumuz Türkiye'de yapılacak olan NPC organizasyonu ile alakalı. Bunun ayrıntılarından bahsedeceğim. Ee, NPC NPC nedir? NPC'de şampiyon olup nerelere gidiliyor? Hangi aşamalardan geçilmesi gerekiyor? NPC ile e, IFBB'nin yarışmaların arasındaki yani e, Pro, NPC ProKite ProKart'la, IFBB ProKart'la, IFBB Elite ProKart'ın farkları nelerdir? E, bunların aşamaları nedir? Bunlardan bahsedeceğim. Hem kendi öğrencilerim soruyor çünkü katılmak istiyorlar. Türkiye'de yapılacak, İzmir'de yapılacak. E, 2004'ün Eylül ayında sanırım 14 Eylül diye ilan edildi Expo tarafından. Ee, o e, bunların ben ayrıntılarına, inceliklerine girmek istiyorum. Herkes Bilsin, bilinçli olalım, bilinçli hazırlanalım. Hangi aşamalardan geçmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Çünkü arkadaşlar NPC'nin normal IFBB'ye göre, IFBB amatöre göre evet, pozlamaları falan da farklı. NPC'de yarışacaksınız mesela bir klasik fizik, klasik vücut geliştirme kategorisinde. Bazı pozlamaları farklı. Ona göre siz de NPC yarışlarının videolarını izleyerek kendi kategorinize göre pozlamalarınızı oradan öğrenebilirsiniz, bakabilirsiniz, görebilirsiniz. Ufak tefek de olsa bazı farklılıklar var aralarında. Şimdi öncelikle videoma geçerken şundan bahsetmek istiyorum. Expo düzenliyor. Bazı sponsorları var bu yarışın. Öncelikle şunu söylüyorum. Türk sporcusunun vücut geçme sporcusunun önünü açacak. Gerçekten çok değerli bir organizasyon. Öncelikle yapımda emeği geçen herkesten Allah razı olsun, çok teşekkür ediyorum. Ee, çok büyük emek var bu işin altyapısında sevgili arkadaşlar. Ee, NPC organizasyonundan, oradaki federasyondan, yetkililerinden izin almak, bunların aşamaları, belge çalışmaları, aşamaları. Ee, Türkiye'de Gençlik Spor Bakanlığı'na bağlı federasyonumuzdan, Vücut Geçme Fitness ve Bilek Birleşik Federasyonumuzdan yetkili izinlerin alınması, bu dönemler, bu aşamalar... Arkadaşlar öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Her ne olursa olsun e, WFF'i, WAPBAS'ı, NAPBAS'ı e, özel federasyonların Türkiye'de herhangi bir yarışma düzenlemeden önce federasyonumuzdan kesinlikle gibi izin almaları gerekiyor. Gerekli resmi yazışmaların yapılması gerekiyor. Federasyonumuz e, Federasyonumuzdan izin alınmadan e, hiçbir yarışma Türkiye'de yapılamaz. NPC yarışmalarının yapılması için de federasyonumuzdan bir izin alması gerekiyor. Bunlar resmi prosedürler arkadaşlar. Bunlar şahsi işler değil. Biri birine gıcıktır, birbirine kıl kapıyordur. Yok birbirinin husumeti vardır bilmem. Bunlar şahsi işler değil sevgili arkadaşlar. Öncelikle bunu belirleyelim. Antrenörlük belgeleri olsun, Türkiye'de yapılan yarışmalar olsun, Avrupa Milli Takım Seçmeleri, Dünya Milli Takımı hepsi federasyonumuzun belirli prosedürlerinden geçen e, sistemler sonucunda yapılmaktadır. Bir evrak vardır arkadaşlar, Ta talimatnameler vardır, genel kurul kararları vardır. Bu Bunların e, üzerine hiç kimse çıkamaz. Dolayısıyla her şey resmi prosedürüne göre ilerlemelidir. Öncelikle bundan bahsetmek istiyorum. Çünkü kamu kamuoyunda çok böyle bir kafa karışıklığı var. O ona gıcıkmış, o ona kılmış, onun önüne çelme takmış bilmem ne. Bunlar arkadaşlar hikaye. Yani ee, yarışmalarda düzenlenirken ya da bir organizasyon düzenlenirken resmi evrak üzerinden gidilir. Resmi evrakta yapılamayacak bir şey varsa bunun üzerine kimse geçemez. Ama resmi evrakta izin usulü uygulanıp e, izinler alındıktan sonra da e, federasyonumuz onaylı Türkiye'de yarışmalar yapılır. Şimdi Türkiye'de ilk defa NPC organizasyonu yapılacak. Ben bundan biraz bahsetmek istiyorum size. İşte daha önce e, e, IFBB Santonya kaplar yapılıyordu. E, bunlar da federasyonumuz onaylı oluyor. E, IF, mesela IFBB'nin Santonya kapında orada e, overall kategorisinde dereceye girdiğiniz zaman sevgili arkadaşlar IFBB Elite Pro oluyorsunuz. Yani kendi kategorinizde şampiyon oluyorsunuz. Kendi kategorinizde şampiyon olduktan sonra overall yarışıyorsunuz. Overall yarışmasında da dereceye girdiğiniz zaman arkadaşlar IFBB Elite Pro kart alıp IFBB'nin profesyonel yarışmalarında yarışıyorsunuz. Bunun ne katkısı var size? Şöyle bir katkısı var. Pro yarışlarda para ödülleri olabiliyor arkadaşlar. Daha büyük bir katkısı pro olduğunuz için sponsorlarınız artıyor. Size gelen sponsor talepleri çoğalıyor ve sponsorlarınız da artın da arkadaşlar bütün yarışma masraflarınızı, supplement masraflarınızı, giyim masraflarınızı, işte gıda masraflarınızı falan sponsorlar tarafından karşılayabiliyorsunuz çünkü elit bir sporcu oluyorsunuz, profesyonel bir sporcu oluyorsunuz. Size olan profesyonel size olan sponsor talepleri daha da artabiliyor. Şimdi NPC tarafına geçelim. İlk etapta arkadaşlar e, NPC'nin Reginal'ı olur. Yani e, amatörler katılır ilk etapta. E, bu e, amatörlerin katıldığı yarışmalarda e, katılan sporcunun sayısına göre değişkenlik gösterecek şekilde konuşuyorum. E, dereceye girenler, ilk üçe ilk beşe girenler e, daha sonra e, profesyonel kwalifikate yarışmalarına katılmaya hak kazanır sevgili arkadaşlar. NPC Pro Qualificate yarışmalarına katıldığınız zaman e, kendi kategorinizde e, şampiyon olup yani ben şimdi NPC NPC prof profesyonel olma yolunu size anlatıyorum. E, NPC Regional'da dereceye girdikten sonra NPC Pro Qualificate yani profesyonelle e, geçiş kartı geçiş e, e, kartı Pro kart alma Aşamasına geliyorsunuz. Pro kart alma aşaması nasıl oluyor? Kendi kategorilerinizde e, şampiyon oluyorsunuz. Birinci olduktan sonra overalla e, overall yarışmaya giriyorsunuz. Daha sonra overall yarışma atıyorum e, hard bodybuilding overall ya da e, atıyorum e, klasik fizik klasik vücut geliştirme overall yarışıyorsunuz diyelim. İşte 160 artı 160, işte 170, 180 artı 180 kategorilerinde bütün şampiyonlar bir araya geliyor sevgili arkadaşlar. Bu bütün şampiyonlar bir araya gelince overall şampiyonasına çıkmış oluyorsunuz. Bu overall şampiyonasından da derece aldıktan sonra yani orada da şampiyon olduktan sonra pro kart alıp NPC profesyonel yarışma şansınız olabiliyor. İşte burada size Olimpiya kapısı açılıyor. E, o, 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 MPC Pro Kart aldıktan sonra da sevgili arkadaşlar Olympi, e, profesyonel yarışmalara başlıyorsunuz. Burada Elite Pro'dan, Elite Pro'daki gibi elit Elite Pro'da sadece orada Olimpiya'ya act, olamıyorsunuz. Sadece orada profesyonel yarışıyorsunuz paralı ödüllere paralı para kazanıyorsunuz derece alırsanız ve sponsorlarınız artıyor demiştik. NPC profesyonel NPC NPC Pro yarışlara başladıktan sonra nasıl eee olimpiyeye gidiyorsunuz? Aynı şekilde profesyonel yarışma yarışmada da e, kendi kategorinizde şampiyon oluyorsunuz. Kendi kategorinizde şampiyon olduktan sonra gene overall yarışıyorsunuz arkadaşlar. Overall yarıştıktan sonra ee, ...orada da derece alırsanız eğer ki bu sefer olimpiyeye gidiyorsunuz. Bazı sporcularımız olimpiyeye gitti, bu aşamalardan geçtiler. Olimpiyeye gitmenin iki aşaması var arkadaşlar. Birincisi, NPC e, Pro yarışında kendi kategoride şampiyon olup... ve ...overall'da da şampiyon olduktan sonra direkt gidebiliyorsunuz... ...ya da puan biriktiriyorsunuz arkadaşlar. NPC e, e, Pro, Pro yarışmalarında dereceye girerseniz... E, puanlarınızı biriktiriyorsunuz. Bu çok yarış yapmanız gerekiyor ki belirli bir puan kriteri var. Ben o puan kriterini şu anda e, tam olarak hatırlayamıyorum. Belirli bir puan kriterine geldi de puan kazanarak arkadaşlar Olimpiyaya atate atate oluyorsunuz. Olimpiyaya katılma şansınız oluyor. Yani sevgili arkadaşlar bu aşamaları geçmek uzun bir zaman, uzun bir uğraş, uzun bir masraf, uzun bir zaman harcaması ama kendisini vermiş, kendisini adamış. Türkiye'de bazı sporcular var biliyorsunuz. Olimpiya'da yarıştı, işte Furkaner yarıştı, işte en son öykü Başar yarıştı. Ondan sonra bazı sporcularımız Olimpiya'da yarıştı. Dereceye girdiler girmediler ama alınlarından öpmek lazım çünkü dünyanın en tap organizasyonunda gidip Türkiye'yi temsil ettiler. Bu büyük bir başarı. Şimdi de Tarihimizde ilk defa sevgili arkadaşlar Türkiye'de MPC MPC'nin organizasyonu yapılıyor. Expo fuarında İzmir'de yapılacak Eylül ayında yapılacak 14-15 Eylül diye ben hatırlıyorum. O tarihte yapılacak ve dünyanın bu yarışmaya herkes katılabilir. Yani bu yarışmada herhangi bir lisans çıkart. Bana böyle bir şey de geldi. Benim bir yarışmacım vardı, kandırılmış işte lisans çıkartman gerekiyor, şu kadar lisans bedeli gerekiyor, takıma girmen için bu kadar bedel gerekiyor falan filan gibi böyle ee, bana bu şekilde geri döndü. Ben çok şaşırdım tabii, ee, ona gerçekleri anlattım. Arkadaşlar e, herhangi bir lisansa, lisans gerekmiyor bunun için. Türkiye'de yapılan Avrupa Milli Takım seçmeleri, ya da dünya milli takım seçmelerine katılırken bir kulüp adı altında lisans çıkartmanız lazım. Benim mesela Org Pars Organik Satınal Spor Kulübüm var. O spor kulübüme sporcu başvuruyor. Gidiyorum gençlik spor e, sicil lisanstan. Bana evraklarını getiriyor. İşte iki tane resim, bir tane kimlik fotokopisi, sağlık raporu. Ee, bazı belgeler dolduruyorum kulüple alakalı. Başkanı olarak mühür kaşe basıyorum. sicil lisansa gidiyorum. Onun lisansını çıkartıyorum. O lisansla Türkiye'de yapılan federasyonumuzun e, düzenlemiş olduğu Avrupa Milli Takım Seçmesi ya da e, Dünya Milli Takım Seçmesi'ne o lisansla katılıyor. Burada eğer ki dereceye girerse sporcu e, kategorisinde şampiyon olursa milli takıma gitmeye Hak kazanıyor arkadaşlar. Ee, buradan tabii overall şampiyon oluyor. Bu da NPC ya da Elite Pro gibi üst level olmadığı için e, overall sporculu, sporcun orada sadece şampiyonlar şampiyonu ilan ediliyor. Ama kendi kategorisinin birinci olması milli takıma gitmesi için yeterli oluyor. Yalnız şöyle bir aşama var. Her birinci olan da e, gidemiyor sevgili arkadaşlar. Çünkü teknik kurul e, formunu uygun görmezse ikinciyi belki daha uygun gördü. Kendi arasında milli takım kadrosunu oluşturabiliyor. Burada sevgili arkadaşlar e, özellikle şuna dikkat ediyoruz. Gerçekten de Avrupa'da ve dünyada başarı sağlayacak, e, derece alacak, dereceye girecek sporcuları özellikle milli takıma e, seçmekte. Burada e, gereken hassasiyeti göster göstermiş bulunuyoruz. Bu şekilde de kendi kadrosuna şampiyon olan... Sporcu kendi imkanlarıyla ya da e, federasyon imkanıyla milli takıma gidiyor. Milli takımda da işte e, orada e, Türkiye'yi temsil ediyor sevgili arkadaşlar. IFBB amatör e, branşında, e, kategorisinde. Arkadaşlar e, derleyip toparlayacak olursam zaten az çok anladınız. Ben size Türkiye'deki yarışmaların sistemini anlattım. Eee... Elit Elite Pro Card sistemini anlattım. IFBB Elite Pro Card. Bir de IFBB Pro Card var. NPC aracılığıyla oluyor. Onu anlattım size. Olimpiya yolunu anlattım. bu videomun da çek çıkmasının sebebi kafa karışıklıkları var. İşte Qualificate nedir? Regional nedir? Pro nedir? Pro Show nedir? Elite Pro Card nedir? Elite Pro Card nasıl alınır? IFBB Pro Card nasıl alınır? Olimpiya nasıl gidilir? Çok kafa karışıklıkları var. Umarım kafa karışıklıklarınızı gidermişimdir. Yol uzun diyeyim. Bu kulvarlarda yol uzun. Özellikle e, IFBB Pro olup e, Olimpiyaya gitmek istiyorsanız arkadaşlar e, gerçekten de çok ciddi aşamalardan geçmeniz gerekiyor. E, çok ciddi kondisyonlu dünya çapında bir yarışma. Çok ciddi kondisyonlu atletler geliyor. E, gerçekten zor ve giden Türk sporcularını da andan öpmek lazım. Gerçekten tebrik etmek lazım. Hiç kolay bir şey değil çünkü. Çok masraf yapıyorlar, sosyal hayatlarını sıfırlıyorlar, çok emek sarf ediyorlar, devamlı diyetteler. Sabah kardiyoları, akşam antrenmanları, devamlı katı diyet. Bir yandan çok profesyonel olmadığımız için, maddi destek olmadığı için çalışıp para kazanmak zorundalar falan. Kendi sporcularımdan da biliyorum, kendimden de biliyorum gerçekten de zor aşamalar sevgili arkadaşlar. O yüzden e, giden olimpiyada yarışan bütün sporcularımızın ben alnından öpüyorum, tebrik ediyorum kendilerini. Türkiye'yi de temsil ediyorlar aynı zamanda. Orada bir Türk bayrağı ve yanında Türk ismi yazılınca ben gurur duyuyorum sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda da e, Avrupa milli takım seçmelerine gidip gidip Türkiye'yi temsil eden sporcularımız ya da dünya milli takım seçmelerine gidip, gidip dünya şampiyonasına Türkiye'yi temsil eden sporcularımız birçok derece alan sporcularımız var. Hepsini tebrik eder, alınanı öperim. Orada çıkıp birinci olup özellikle İstiklal maaşımız okunuyor arkadaşlar. Ben o duyguları yaşadım. Böyle tüyleriniz resmen diken diken oluyor. Çok güzel duygular bunlar. Yaşamayan bilemez. Boş konuşup boş sallayan, internetten sosyal medyadan, YouTube aracılığıyla gerçekten hiç işin içini bilmeyip de o millilik duygusunu yaşamayıp da lisansını çıkartıp bir podyuma çıkmayıp da Boş boş konuşan çok insan var. O insanlara kesinlikle kulağınızı kapatın sevgili arkadaşlar. Gerçekten de bu işi yaşamış, işin içinden gelmiş, işini bilen hocalarımızı, ağabeylerimizi, arkadaşlarımızı daha çok dinleyip, onların dediklerine daha çok uyup, e, bu şekilde daha sizi dolduran, daha sizin yaşamınıza dokunacak, e, daha iyi içeriklere yönelirseniz sevgili arkadaşlar sizler daha çok kazanırsınız dedikodu, itme, kalkma, o bana küfür etmiş, o bununla kavga etmiş, biliyor musun o bunu yapmış dedikoduları falan filan bir yere kadar arkadaşlar. Bunların hepsi elenip gider. Gerçekten spora gönlünü vermiş, başını spora koymuş, spor için, insanlık için, sporcular için bir şeyler yapmaya çalışan insanların, insanları daha çok önemseyin ve daha çok takibi alın sevgili dostlarım. Biz de federasyon olarak ya da federasyonumuz bu konuyla alakalı çok güzel çalışmalar yapıyor. E, sporcuları milli takıma götürmek için, bu organizasyonları yapmak için, Türkiye şampiyonalarını, milli takım seçmelerini, dünya seçmelerini organize etmek için e, yüzlerce hakem, teknik kurulları, organizasyon görevlileri, federasyon yönetim kurulumuz, federasyon başkanlarımız, as başkanlarımız, arkadaşlar resmen e, hani e, saçlarını beyazlattılar açıkçası. Kolay değil çünkü işin altyapısı hiç kolay değil. Hem maddi hem manevi ne zorluklardan geçiliyor. Ben işin içine girince daha iyi öğrendim. O yüzden taşlamalara, taş atmalara kesinlikle kulağınızı kapatın arkadaşlar. E, çünkü işin içine girdiğiniz zaman o, o kadar konuşan, o kadar laf atan arkadaş elini bir taşın altına soksun bakalım iki gün üst üste bu işleri yapabiliyor mu? E, bir görelim. E, ondan sonra hiç kolay değil. O yüzden e, arkadaşlar her verilen emeğe lütfen saygı duyun diyor. Bu videomu sonlandırıyorum. Umarım açıklayıcı bir video olmuştur. E, sizin için izahlı bir video olmuştur diyorum. Kafanızdaki soru işaretleri de bu, bununla alakalı gitmiştir diyorum ve videomu sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.